Teknoloji Kafası kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda hosting adresimizi almıştık ve alan adımızla bağlantısını sağlamıştık. Ve SSL bağlantısından bahsetmiştik arkadaşlar. HTTPS bağlantısından bahsetmiştik. Name serverlarımızı düzenlemiştik. Tamamen güvenli bir şekilde bağlantımızı sağlamıştık arkadaşlar. Hostingimizle domainimizi. Şimdi nasıl SSL ayarlarımızı açabiliriz? Nasıl aramalarda yüksek sıralara çıkabiliriz? Search Console ayarlarımızı nasıl yapabiliriz? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Sitemap ayarlarından bahsedeceğim. Gayet güzel bir video olacağını düşünüyorum. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyiniz. Öncelikle hosting adresiniz yoksa domaini satın aldığınız yere geliyorsunuz. URL yönlendirme bölümüne gelip burada HTTPS'yi seçiyorsunuz. Ardından alan adınızı giriyorsunuz arkadaşlar ve bu tip yönlendirmelerde adres çubuğundaki adres yönlendirdiğiniz adres olarak değişecektir. Bu bölümü seçip devama tıklıyorsunuz. İşlem tamamlandı yazısını gördükten sonra işlemimiz tamamdır arkadaşlar. Eğer hosting ayarlarınız yoksa bu şekilde bırakabilirsiniz. Yine kendi web sitenizden de blogger kullanıyorsanız, blogger'a bağladıysanız blogger'a giriyorsunuz ve buradan HTTPS yönlendirmesini aktif hale getiriyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde işlemlerimiz var arkadaşlar. Eğer kendi hosting adresinizi kurduysanız cPanel üzerinden yapmak zorundaysanız arkadaşlar bu seçeneğe geliyorsunuz. Şimdi biz ilk önce hostingimizi satın aldığımız yere gelip cPanel'e gir bölümüne tıklıyoruz ve cPanel'e giriş yapıyor arkadaşlar. cPanel'e giriş yaptıktan sonra aşağı iniyoruz. Last Encrypt SSL bölümü var. Buna tıklıyoruz ve aşağıya inip buraya alan adımızı eklememiz gerekmektedir. Alan adımız burada görünüyorsa, eğer ki bağlantımızı başarılı bir şekilde yaptıysanız arkadaşlar bağlantınızı buradan alan adınızı sağına tıklayıp issue yazısına tıklayıp ardından hepsini seçiyorsunuz buraya. Hepsini seçtikten sonra da Add cPanel Sub Domains kısmına tıklayıp ve HTTP yazısına tıklayıp issue'ye basıyorsunuz. Onay vermesini bekliyorsunuz. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra burada SSL sertifikası artık teknolojikafası.tek etki alanına, yani şu IP adresine yüklendi diyor. Şimdi teknolojikafası.tek sitemize girdiğimizde gördüğünüz üzere HTTPS uzantısı ile sitemiz açıldı ve teknolojikafası.tek web sitemiz artık güvenli bir web site olarak tanımlanıyor ve sertifikalarımız yüklenmiş bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Şimdi biz bu sertifikayı ayarladık. Güvenilir sertifikamız tamam. SSL sertifikamız tamam. HTTPS olarak açılıyor. Ve şimdi biz Google'a web sitemizi tanıtalım. Arama bölümüne Search Console yazıyoruz arkadaşlar. Bu arada eğitim setimizin 3. videosundasınız. O yüzden kanalımıza abone olup bildirimleri açınız arkadaşlar. Bu şekilde yeni videolardan ilk sizler haberdar olursunuz. Google aramalardaki performansınızı iyileştirin bölümünden şimdi başlaya tıklıyoruz. Ve gördüğünüz üzere benim web sitelerimin hepsini buraya eklemişiz arkadaşlar. Şimdi biz buradan bunları nasıl yapmalıyız, nasıl ekleriz bunu göstereceğim. Blog sitemizi, web sitemizi ve diğer alan adlarımızı ekledik. Şimdi mülk ekle bölümüne tıklayıp alan adımızı buraya giriyoruz. En son aldığımız habersizler.com.tr alan adımızı tuşladık. Devam'a basıyoruz. Ve biraz bekledik. Kayıt türünüzü seçiniz bölümü var. Buradan TXT kaydınızı kopyalıyorsunuz. Alan adınızı nereden aldıysanız arkadaşlar oraya girin. Elbette hosting adresinize bağladıysanız hosting ayarlarınızdan yapmak zorundasınız arkadaşlar. Bunu anlatacağım birazdan. Eğer kendi alan adınızı aldığınız yerden direkt işlemlerinizi yaptıysanız yine alan adınızı aldığınız yerden işlemlerimize devam edebiliriz. DNS Zone bölümüne tıklıyorsunuz. Alan adınızı aldığınız yerden DNS ayarlarınıza tıklıyorsunuz ve buradan kayıt tipi bölümü var. Kayıt tipi buradan TXT'yi seçip domain adınızı giriyorsunuz. TXT kaydınızı giriyorsunuz arkadaşlar. Burada domain adı bölümü boş kalabilir. Devam'a bastık. Gördüğünüz üzere habersizler.com.tr TXT kayıt tipi kabul edildi. Kaldır bölümü var. Şimdi bu şekilde ayarladık. Daha sonrasında buraya gelip şuraya gelip
doğrula bölümüne tıklıyoruz. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda sahiplik doğrulanamadı yazısı var. Onun sebebi şudur arkadaşlar. Biz bunu ne yaptık? Gittik kendi hosting adresimize bağladık. O yüzden artık bunun yönetimi aldığınız yerden çıkar arkadaşlar. Kendi hosting ayarlarınıza bağlanır. Bunun için de cPanel'e giriş yapmanız gerekmektedir. cPanel'e giriş yapıyorsunuz. Ardından aşağıya inip şimdi DNS Zone Editor bölümü var. Buna tıklıyorsunuz. Sonrasında etki alanı bölümü var. Gördüğünüz gibi burada bir etki alanı çıkmıyor. Eğer etki alanınız çıkmıyorsa hemen aşağı iniyoruz. Buradan etki alanımızı eklememiz lazım. Yani domainimizi eklememiz lazım. Etki alanları bölümüne tıklıyoruz. Ve buradan Create a Domain bölümüne tıkladık. Kendi alan adımızı tuşlayalım. Habersizler.com.tr alan adımızı tuşladık. Şöyle Türkçe diline de çevirebiliriz. Belge kökünü farklı bir yere kaydetsin istiyorum. Alan adımızla aynı orantılı bir şekilde veya şu şekilde de alt etki alanı oluşturabiliriz. Sonradan bunu istersem silerim. Habersizler şu şekilde habersizler.teknolojikafası.tek adresinden de yine ulaşabilecekler web sitemize. Bu ayardır arkadaşlar. Şimdi gönder ve başka bir tane oluştur diyor. Yine etki alanı oluşturmak biraz zaman alabilir bölümü var. Bu çok sayıda etki alanına sahip hesaplarda gerçekleşir yazıyor. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Benim hosting adresimde bir sürü domain olduğu için biraz zaman alabilirmiş. Bekliyoruz. Gördüğünüz üzere başarılı yazısını buraya aktardılar. .com domaini başarılı oluşturdunuz. Şimdi ben yanlış alan mı ekledim acaba bir? Evet. Habersizler.com.tr etki alanlar bölümüne ekledik. Yani domainimiz artık web sitemizin içerisinde arkadaşlar. Şimdi ayarlarımıza tekrardan geri dönebiliriz. Zone Editor bölümüne tıklayıp buradan Filter by Domain bölümünden gördüğünüz üzere artık domainimiz geldi. Habersizler.com.tr buradan CNAME Record demeden önce yönete tıklıyoruz. Biz TXT kaydı oluşturmak istiyoruz çünkü. Kayıt ekleye basıyoruz ve buradan tip bölümünden TXT'yi seçip text bölümüne de TXT kodumuzu yazıyoruz. Buraya dilerseniz Search Console yazabiliriz. Save Record bölümüne tıklıyoruz. Şunu silelim. Sadece Search Console kalsın. Save Record'a bastım. Şunu hatta direkt Google mu yazsak. Yani bu isim çok önemli değil aslında. TXT kaydımız başarılı bir şekilde oldu. Şimdi şuradan tekrardan doğrulaya basalım. Eğer ki hata alırsanız bir daha bakın almadan söyledim. TXT yerine CNAME'e gelin. CNAME etiketini kopyalayın. Daha sonrasında şunu hiç silmenize gerek bile yok. Buradan kayıt ekle bölümüne geliyorsunuz. Tip bölümünden CNAME'i seçip kayıt bölümüne yapıştırıyorsunuz. Pardon. Etiket bölümüne bunu yapıştırmamız lazım. Save Record dedik. Şimdi bir deneyelim. URL'i verdiğinizden emin olun. Eğer alan adınızda bir sorun yoksa zaten bu kabul edecektir. Bunu tekrar yapın. Kayıt tipi CNAME. Domain adımızı girdik. Bir CNAME giriniz diyor. GV ile başlayan da aynı. Şunu da kaydedelim o zaman. Şimdi tekrardan bir deniyoruz. Doğrula dedik. Eğer ki arkadaşlar tüm her şeyi yapmanıza rağmen olmuyorsa belli bir süre bekleyin, tekrardan deneyin. Muhtemelen bunun olmama nedeni de arkadaşlar ben daha az evvel domainimi hosting'e aktardığım için arkadaşlar hata veriyor. Belli bir süre sonra web sitem zaten şöyle şu anda yanıt vermiyor. Belli bir süre sonra hosting'ime aktarılacaktır domainim ve yanıt verecektir. Hata da kalkacaktır arkadaşlar. Şimdi eğer tüm işlemleri yapmanıza rağmen yine hata almaya devam ediyorsanız şunu yapınız. Daha sonra doğrulaya tıklayın. Buradan mülk ekleye basın. URL ekleyin arkadaşlar. URL'nizde şuraya CTRL-C ile şuraya yapıştırın. Gördüğünüz gibi HTTP olarak geldi. Yani biz daha hiçbir ayarı yapmamışız arkadaşlar. Şu anda şuraya CTRL-V yaptım. Şuraya S kattım da bizi yönlendirmiyor gördüğünüz üzere.
Şimdi URL ekleyin bölümünden devama bastım. İsterseniz bu HTML etiketinizi kopyalayıp gördüğünüz gibi buradaki ekrana yapıştırırsanız da yine body bölümünden önce head bölümüne eklenmelidir yazısı var. Buraya yapıştırırsanız da yine sorununuz çözülecektir. Site olarak ekleyeceksinizdir. Şimdi arkadaşlar ben videoyu duraklatayım. Bu işlem onaylandıktan sonra tekrardan videoyu çekeceğim sizlere göstermek adına arkadaşlar. Şimdi oraya geçelim. Şimdi arkadaşlar web sitemizde şu an yeni açtığımız için bir sıkıntı var. Onun yerine ben farklı bir web sitesi kullanacağım. Bunu da yeni açtık. Daha dün açtık arkadaşlar. Şimdi bu ömertekstil.shop adlı web sitemizde bunu onayladıktan sonra bu şekilde performanslar vesaire gözükecektir. Ama yapmamız gereken bir şey var. Site haritaları bölümüne gelip site haritamızı buraya yüklememiz lazım. Genelde site haritanız şu şekilde olur. Alan adınız, sonra bir slash, ardından site map.xml yazıyoruz. Eğer ki bunu uyarı olarak veriyorsa site map'iniz yoktur veya farklı bir adrestedir. Normal admin panelinizden site map'inizi öğrenin. Sitesini vesaire. Onu indirin arkadaşlar. Mesela bunu diğer alan adımızdan yapalım. Bu yeni bir web sitesi olduğu için uyarı verdi. Burada bir sıkıntı olmayacaktır. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir arama yaptığımızda site map'imiz bu şekilde bir çıkıyorsa hazırdır diyebiliriz arkadaşlar. Ctrl+C yapıyorum. Ardından buraya site haritaları ekleyin bölümüne Ctrl+V yapıp gönder diyoruz. Burada başarılı dedikten sonra herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Artık Google Search Console bölümüne de sitemizi tamamen ekledik. Aramalarda artık çıkacaktır. Yani çıkıp çıkmadığını kontrol etmek için şu işlemi yapmanız lazım. Site 2 nokta alan adınızı girin arkadaşlar. Alan adımızı girdikten sonra gördüğünüz üzere internet siteniz çıkıyorsa artık indekslenmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Misal bunu diğer alan adımızda yapalım. Gördüğünüz üzere şu anda indekslenmemiş. Çünkü site haritası tamamen oluşturulmamış arkadaşlar. Sitemize içeriği daha yüklemediğimiz için. Diğer alan adımıza yapalım. Diğer alan adımız gördüğünüz üzere yine indekslenmedi ve Google Search Console'u deneyin yazısı var. Burada da göstereceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Şimdi arkadaşlar az evvelki sorunun çözümünü buldum. Biz name serverları domaini satın aldığımız yere girdikten sonra bir de orada yönlendirmeyi vesaire bütün ayarları domaini satın aldığımız yerden yaptık. Aslında yanlış yaptık arkadaşlar. Domaini satın aldığınız yerde name serverı yaptıktan sonra orada herhangi bir işlem yapmanız söz konusu değildir. Daha sonra o name server adreslerine girdiğiniz hosting ayarlarınızdan yani cPanel ayarlarınızdan yapmalısınız. Yani gidip de buradan domaini satın aldıktan sonra alan adlarıma gelip yönete bastıktan sonra arkadaşlar buradan name server'ı değiştirip yaptıktan sonra burada herhangi bir ayar yapmanıza gerek kalmayacak. Yani gidip DNS zonu URL yönlendirmesini burada yapmayın arkadaşlar. Eğer ki hosting adresiniz varsa tabii ki de. Şu anda web sitemiz açılmıyor. Yaklaşık 2 ile 24 saat arasında yanıt vereceğini bizlere belirtti. Destek kısmı çok hızlı çalışıyor arkadaşlar. IIS.com.tr'nin az evvel desteğimizi aldık. Şu şekilde web sistem çalışmıyor şeklinde belirtmiştim. Ve hızlı bir şekilde gördüğünüz üzere bizlere dönüş yaptılar. Kaç dakikada? Yaklaşık 10 dakika içerisinde dönüş yapıyorlar. Name server adresiniz şu adresler olarak gözükmektedir. Name server değişikliğinize tüm lokasyonlarda gerçekleşebilmesi için 2 ile 24 saat arasında sürmektedir. Bu nedenle problem yaşıyor olabilirsiniz. Teşekkür ederiz diyor. Şimdi dostlar name server'ı yaptıktan sonra herhangi bir ayar yapmanıza gerek kalmayacak. Dediğim gibi işlemlerimiz bu kadardı. Umarım yararlı bir video olmuştur. Şimdi hosting aldığımız yere geçecek olursak da
Burada da yine web sitemiz çalışmıyor şeklinde bir bildiri gönderdik. Bakalım dönüş yaptılar mı? Burası biraz daha geç dönüş yapıyorlar ama genelde dönerler arkadaşlar. Bir 15-20 dakika içerisinde dönerler. Bunu da belirtmek istedim. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.